Şimdi işin enteresan tarafı Birleşik Arap Emirlikleriyle işte yaklaşık bir 50 milyar dolarlık ticaret anlaşması imzaladık. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bize öyle satacağı çok ekstra bir şey yok yani enerjiden başka. Gördüğümüz Bizim, onların lehine bir anlaşma imzalamışız. Bizim lehimize değil ama yani. Ama şimdi yani enteresan adım o yönde. tarafını söyleyeyim. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ın uydusu cinsinde ülkelerden biri. Mesela Katar bunlardan farklı bir ülke. Katar da Türkiye'ye yakın. Şimdi e, bunlar... Haziran ayına dönelim, seçimler bitiyor. Seçimler bittikten sonra Türkiye-Mısır yakınlaşması başlıyor. Sisi Temmuz ayında Türkiye'ye geleceği söyleniyor. Sisi Türkiye'ye gelmeden önce bizim e, sevgili yönetimimiz hangi akla hizmet yaptığını bilmeden e, Müslüman kardeşlerin kurduğu ilim vakfını saraya davet ediyor ve onlarla bayağı ciddi anlamda anlaşmalar yaptığını, görüşmelerin çok iyi geçtiğini falan açıklıyor ve Suudi Arabistan'ın bir numaralı nefret ettiği ve hayatı boyunca yakınlaşmadığı grup bu Müslüman kardeşler yani ifancılar grubu ki Türkiye bunlara her daim çok yakındır. Evet. Sisi haliyle Temmuz ayı görüşmesini iptal ediyor Ağustos'ta belki gelirim diyor. Ağustos bitti. Eylül'e geldik gelmediğine göre. Ağustos'u da, da iptal Rusya ediyor. Sanırım ziyareti yüzünden mi iptal etmişti? Öyle bir bahane sundu. Başka bir ziyaret için ya, iptal ettiğini bahane, Bize bakar mesela Tabii. şey çok iyidir. Bahane sunarsanız. Ben işte en son ya Mehmet Şimşek istifa etmiş falan filan etmiş olabilir falan dediğimde işte şey e, İletişim Bakanlığı bu bir dezenformasyondur dedi. Ben söyleyebilsem belki daha güzel bir şey söyle. Dezenformasyondur dedi. Şimdi Dezenformasyon dediğimiz şeye bakalım. IMF Temmuz ayında konuşmalara göre Eylül'de Türkiye'ye gelecekti. Bir açıklama yapıldı. Bu dezenformasyondur denildi. Şimdi ayın alt, işte Eylül ayın ortasında IMF Türkiye'ye geliyor. Dezenformasyon. Açıklama yaptılar. Bu rutin bir ziyarettir ziyaret dediler. Evet. Rutin ziyaretleri IMF'nin Aralık ve Ocak aylarında olur. Dördüncü madde kapsamında. Yoksa kafaya göre Türkiye'ye gelemezler. Gelmezler. Hadi ben size geliyorum. Rutin daha tarihi Eylül ayında Rutin olmadı. Ama sonra de açıklama yaptı. Bizden bir para bir talep yok dedi. Yani, yani şeye, şeye de devamlı açıklama yapar Ne kabul edebiliyoruz ne reddedebiliyoruz He. diye. Yani şöyle. Yani beyefendi de anlattı demin. IMF'nin, IMF ile IMF IMF'siz bir anlaşma yapıyoruz. Şimdi IMF ile anlaşmayı imzalayarak zaten yapamayız. Çünkü... Yaptığımız anda bütün Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve bakanlar bütçesini tek tek incelemeye alır İMF'e. Biz bunu ister miyiz? İstemeyiz. Niye bunu istemeyiz? Nereye harcadınız diye soracaklar çünkü. Adamlar herhalde nefret bu, bu kadarını da yapamazsınız herhalde der. Yani tarihte görülmüş en enteresan bütçeyle karşılaşabilir. E haliyle ne yaptı İMF'e? Ya biz bir gelelim. Şimdi IMF bizim için falan gelmiyor. Yani Mehmet Şimşek yurt dışına İngiltere'ye fazla gitmedi ama karşılığında dediler ki işte sen JP Morgan'dan mı, Goldman Sachs'ten mi, Merrill Lynch'ten mi, Citi'den mi? Nereden borç istiyorsun? Şimdi seni biz fazla denetleyemiyoruz, izin vermiyorsun. Ama IMF seni denetleyebilir. Eğer IMF olumlu not verirse biz size yüksek faizle borç verebiliriz de. Daha Türkiye'ye gelen para yok. Yani Tabii. Araplarla anlaştık, Avrupalılarla anlaştık. Her neyse bu ihvan olayına göre Müslüman kardeşler yüzünden. Daha dikkat ederseniz ee, sukuk satılacaktı. E, sukuk tahvili satılacaktı. Sukuk nedir? Şöyle söyleyeyim. Şu elimdeki bardağı ben size 24 lirayı veriyorum. Siz bunu bir ay sonra bana 30 liraya geri veriyorsunuz. 6 lira kazancım oluyor benim. Buna sukuk deniyor. Böylece ben faiz almıyorum anlaşmışım. E zaten faiz de böyle bir şey. Şansa da tam faiz oranıyla sukuk oranı hayatta hiç değişmeyen iki orandır. Halbuki sukukun Kar payı olması gerekir. Yani ben bunu verdiğimde karşı taraf bunu kırarsa ben para almamalıyım. Çünkü bir ticaret yapıyorum. Ama fark etmez ister kırsın ister kullanmasın. Yine de faiz oranı kadar anlatıyorum. Yani bu sukuk olayı 1975'e kadar Müslüman alimleri tarafından keşfedilememiş bir alandı. Yani kitabı okuyorlar fakat böyle bir şey keşfedemiyorlar ta ki Müslümanlık'ta paranın faizsiz dönmeyeceğini çünkü dünyanın faizle döndüğünü görene kadar ve 1975 yılında Mısır'da toplanıyorlar bir faiz yaratmaya çalışıyorlar bunun adını sukuk koyuyorlar ama bunu nasıl yaratıyorlar hülle yöntemiyle yaratıyorlar işte bardağı veriyorlar 30 liraya geri alıyorlar ana hikayesi bu ee, tabii bunun daha ayrıntılı da anlatabiliriz ama 1975'e kadar olmayan hikaye tekrar devreye giriyor ama bu sukuk sukukta enteresan olarak bütün dünyanın sukuk piyasası İngiltere'de döner Hristiyan İngiltere'de ve İngiltere olmadan siz kendinize kolay kolay sukuk çıkartamazsınız. Mesela Türkiye deprem sukuku çıkartacaksa da İngiltere de çıkartacak. Çünkü Türkiye güvenilir bir ülke değil. E haliyle biz İngiltere ve Amerika'ya her ne kadar İngilteresine ya da o da bizi kıskanan Amerika'sına kadar laf atsak da meydanlarda aslında onlara bağlı durumdayız. Evet. Çünkü yani Konya'da balık avlanılmaz. Balık denizi olan yerde İzmir'de avlanır. E yani Gidip de yani para olan yer neresi? E gidip de Türkiye'de balık avlayamazsınız. Balığı para olan yerde avlayacaksınız. O da Londra veya New York, Amerika. Yani buralar çok bariz yerler. Sonra ben bu konuyu açarım ama hocamın çok... <laughs> <Eski yaparım. gülüyor> bir reklama gideceğiz. Evet. Sayın Ustuyer'e dönüşte söz vermek davranık. istiyorum bölmeden. Ben bir alıyorum. <laughs> <laughs> <Devamlı. gülüyor>